Aloha, The Binding of Isaac Afterbirth Plus'a tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle zaten fark etmişsinizdir, sesimde bir hastalık belirtisi var. O yüzden şimdiden özür diliyorum sesimden dolayı. Bir dahaki bölüm de böyle olacak maalesef. Hastayım, yani özeti bu. Ama yine de çekeceğim. Bir de diğer sorun da gördüğünüz gibi Lilith ile Gridir modu bitirmiş görünüyorum şu anda. Gridir mod bitmiş görünüyor Lilith'te. Ama siz daha önce izlediğiniz bölümlerde Lilith'le bitirmedik Gridir modu. Şu yüzden, çünkü ben bir önceki kaydımda Lilith'le oynarken bir anda elektrikler kesildi ve tüm kayıt çöpe gitmiş oldu. O yüzden daha önce yaşadığım bir sorun zaten bu. Özellikle Isaac oynarken bilgisayarım kapanıyor. Bu sorunu bir şekilde çözmem lazım. Henüz bir çözüme ulaşamadım ama bakacağız. Oynayalım yine de. Hani ben görmeniz için oynuyorum şimdi. Tekrar kayıt bozulursa artık yapacak bir şey yok. Baştan kaydedeceğim falan. Yok. Bu sefer son olur büyük ihtimalle. O yüzden Lilith Gridir mod başlıyoruz. Çok da güzel yenmiştim var ya. Of. İzlemeniz lazımdı. Neyse, sorun değil. Şunu alalım. Sesim umarım çok kötü gelmiyordur. Normal şartlarda bile ben kendi sesimi duyarken böyle bir geriliyorum yani. Duymak istemiyorum ama şu durumda bile çekiyorum. Yani yapacak bir şey yok. Çekmem lazım çünkü bir süre çekemeyeceğim kayıt ve elimde hiç Isaac bölümü yok. Elimde olmadan bitirdim kayıtları. O yüzden bu sesimle dinlemek durumundasınız. Yapacak bir şey yok. 3 tane altın anahtar almamıza olanak sağladı. Çok güzel. Güzel başlangıç. Umarım güzel olur diyecektim. Çok güzel. Afterbirth Plus çıktıktan sonraki en sevdiğim itemlardan bir tanesi Mucus Tears. Booger Tears daha doğrusu. Sümüklü gözyaşı yani. Gördüğünüz bu sümüklü gözyaşı. Ayrıca Lilith'in Greed modda ve Greedy modda acayip avantajlı olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi Box of Friends şimdiden iki tane incubus kullanmama olanak sağladı. Kolayca bitireceğiz. Yani bu dalgaları bitirdikten sonra zaten gerisi çok da önemli değil. Özellikle bosslar çok sıkıntı oluyordu Greed modda. Üst üste 3 tane veya 4 tane bossla birden aynı anda savaşmak zorunda kalabiliyorsunuz. O yüzden hiç ayrılmayacağız bu odadan. Tüm bossları yenene kadar bu odadayız. Çünkü Box of Friends'in kullanımını maksimum potansiyele ulaştırmak için odada durmamız lazım. Çıktığımız anda bu incubuslar, ekstra incubuslar yok olacak biliyorsunuz. Sadece o oda için geçerli. O yüzden sonuna kadar buradayız. Sesim için gerçekten yine de özür diliyorum. Yani kendimi şu anda duyuyorum. Hani kayıtta duyunca çok çok daha nefret edeceğim ama şu anda bile kötü geliyor kulağıma. Olsun. Böyle daha böyle bir hani aranızda belki hasta sesi sevenler olabilir. Belli olmaz şimdi hani. Milyonlarca kişi izlediği için beni illaki biri olacaktır yani. 100 kişi falan seven olacaktır illaki. O yüzden ah. Yani hastalığım performansıma kötü etkiliyor olabilir. O da var şimdi. O da bir olanak. O da bir ihtimal. Yani hastayım ama çok da hasta değilim. Sadece sesim ve biraz arada bir öksürme falan geliyor ve akıntı var. O kadar, başka bir şey yok. Enerjiyim, ayaktayım. Yapmama gerek yok. Normal bir nezle gibi diyebiliriz. Yani şu sümüklü gözyaşlarının yapışması çok güzel bir olay. Tabii Haunt'un bana böyle vurması çok iyi olmuyor. Haunt'un bana kafa atması hiç güzel olmadı. Çünkü şimdi şeytan odasından item alamayacağız. Abaddon olmadığı sürece o item. Abaddon veya ölü kedi olmadığı sürece veya Krampus olmadığı sürece bir işe yaramayacak. Öleceğiz sanki biz. Evet, zaten güzel başlamamıştık. Peki. Çok güzel. Zaten CD söylememiştim. Güzel oldu. 0CDG 4CH6. Okey. Güzel. Pentagram. Mükemmel başlamış. Çok güzel. Çok güzel. En sevmediğim karakterin Lilith olduğunu biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Keeper ve Lost'tan bile daha az seviyorum Lilith'i. Çünkü ben gördüğüm yere ateş etmem lazım kardeşim. Böyle olmuyor.
Maalesef. Şöyle bir seninle oynarsak herhalde. Sen bize güzel bir şey verirdin. Niye vermedin? Power pill. Koş 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 koş. Isan. Aa bak altın anahtar çıkmış. Şöyle yapalım. Çok fazla düşman olduğu zaman Dısan'ı kullanalım. Bu arada ah be. Bu arada kalbimiz de olsun. Dısan biliyorsunuz hem tüm odaya zarar veriyor, hem haritayı açıyor, hem de full canımızı, kırmızı kalplerimizi fulluyor. En kullanışlı kartlardan biri diyebiliriz. Yani yaptığı şey bakımından. Çünkü 3 tane şey yapıyor üst üste. Güzel. Sun kart seviyoruz yani. Kaos kart, Sun kart. Gardegen Sümerit tabii ki. Muhteşem üçlü. Kaos kart söylemiş. Kaos kart söyledim. Dove Diamonds. Dove Diamonds sağlam kart. Başka? Bu kadar yani. En güzel kartlar onlar. Ha bir de şey var tabii ki. Hierophant var. İki mavi kalp her zaman. Her zaman. Hayır demeyeceğim bir şey. Geberin gidin ya. Sanırım da sana kullanmamıza gerek kalmayacak gibi görünüyor. Ben ve Incubus'larım arkadaşları biraz rezil etme konusunda başarılıyız. Umarım Ultra Grid'de de böyle etkili bir savaş verebiliriz. Bir tane misiniz siz? Bir tanesiniz. Okey. Ne yapıyorsun ya? Allah. Şakala bak. Yine Regman. Hayır. Kötü Regman. Pis Regman. Şimdi bir bebek daha almak aslında stratejik olarak iyi bir seçim olur. Ancak Incubus'ların arasına başka bir bebek gireceği için bu kadar sık ve birbirine yakın ateş edemeyeceğim. Ah yanlış yaptık. Son boss'u öldürecektik ya. Tüh. Neyse. Açgözlüğüm benim sonuma ulaşabilir şu anda. Sonumu, ha güzel. Sonumu getirebilir. Onu demeye çalışıyordum. Evet. Şimdi dur. Ver bakayım. Güzel bir şey var. Allah aşkına. O power pill ha. Power pill. Ver artık şunu ya. Ne kadar nazlandın ha. Güzel tap. Çok güzel. Şöyle yapalım. Pin. Mükemmel. Okey. İkisini de alacağız. Bir dakika. Bir dakika. Sakin ol. Babil'in lanetine ulaşmamız lazım direkt. Yapma bunu. İlla kendini öldüreceksin değil mi yani? Adam gibi dursaydın. Adam gibi vursaydın. Ölseydin bana. Öyle ölmeyecektin direkt. Kendini bileceksin iş. Şunu alalım. Babil'in etkisi. Hadi ver. Vallahi vermedi ya. Okey. Uğraşıyorum. Yapacağım. Eyvallah. Shot speed oldu. Değiş. Değiş. Okey. Tears up iyidir. Tears up her zaman iyidir. Babil'in etkisini şey yapmamız lazım. Korumamız lazım. O yüzden kırmızı kalpler ölüm. Kırmızı kalp istemiyoruz. Oyunumda kırmızı kalp istemiyorum. Görmeyeyim. Kendimize de hız geldi biraz. Çok güzel. Anahtarlar indim de ya. İlginç. Güzel. Lazarus. Lazarus'un paçavrasını alsak bir dakika. Greedy mod. Bir dakika. Lazarus'la yaptık mı Greedy modu biz? Greedy, Lazarus. Lazarus neredesin Lazarus? Yapmamışız. Alayım. Alayım belki ölürsek Lazarus'u bitiririz en azından. Hiç öyle başlamamıştık ama.
Ah. Ne güzel. Kırmızı kalp aldım ben az önce. Neyse. Sorun değil. Aslında nasıl yapalım biliyor musunuz? Oyunu kırayım ben. Sonra çok güzel bir build yapayım kendime. Çok güzel bir ultim olsun. Ondan sonra kendimi öldüreyim. Lazarus'ta geri geleyim. Lazarus'u öldüreyim bu sefer. Nasıl? Nasıl fikir? Hem Lilith'le oynadığımı görürsünüz, hem de Lazarus'la ben kendim bitirmiş olurum. Güzel fikir. Bence çok güzel fikir. Bunu yapacağım ben. Güzel. Hile sayılmaz ya. Hile değil yani. Az önce bir de ekstra bebek almayacağız demiştin, değil mi? Ne güzel. Bu arkadaşların hepsini öldürmeden bu şişkolar gitmeyecek buradan. Sen mi kaldın? Sen de öl. Okey. Bu arada az önce öldürdüğüm bu yerde gezinen düşmanların ismini öğrendim ben. İngilizce ismi bunların Buttlicker. Butt, popo, licker, yalayıcı demek. Artık onu nasıl çevirirsiniz bilmiyorum. Yani ben bu konuda pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yeterince terbiyemi bozdum. Burada bir tane küçük haunt varmış. Ne güzel. Şimdi eğer Lazarus olursak, ölüp de Lazarus olarak geri gelirsek, Incubus gidecek tabii ki. Onun yerine Headless Baby olacak yanımızda. Hayır. Güzel. Brimstone atmıyor bana. Örümcek atıyor. Okey. Son bir boss daha. Çifte Gurgling. Yok, çifte neydi? Gurgling ve Gurdy Junior. Oo. Oo. Peki. O zaman Lazarus. Üzgünüm arkadaşlar. Lilith'le başladık. Bu fırsat bir daha gelmez. Bu fırsat bir daha gelmez. Gerçekten gelmez. Ama alırsam bunu gene öleceğim. Sıkıntı yok. Açılmaz değil mi daha? Daha açılmaz değil mi? Peki. Bunu almak isterdim açıkçası. Lazarus olarak bitireceğiz. Lilith'le başlamıştık. Lazarus'la bitireceğiz. Zaten Greedy modu yapmamıştık. Bu arada Lilith ile Greedy modu bitirdiğimizde açılan şeyi söyleyeyim size. Lilith ile Greedy modu bitirip yani Ultra Greed'in altın versiyonunu öldürünce Duality denilen bir item açılıyor. Duality aldıktan sonra aldıktan sonra hem şeytan hem melek odalarını aynı anda açıyor. Aldığınız level'dan sonra. Ve o şeytan ve melek odasından hangisine girerseniz ondan sonra hep o çıkmaya başlıyor. Yani diyelim ikisi aynı anda çıktı, melek odasına girdiniz. Diğeri kayboluyor ve melek odası bundan sonra hep çıkmaya başlıyor ondan sonra. Güzel item ama işte belli bir şey için uğraşıyorsanız mesela Godhead farmlıyorsunuz çıksın diye veya başka bir melek odası farmlıyor. Melek odası item'ı farmlıyorsunuz. O zaman işe yarayabilir. Onun dışında melek odası çok da bir fayda getirmediği için şu andaki oyunun şu andaki haliyle bir anlamı yok. Bir zamanlar Incubus'um vardı. Ne güzel. Box of Friends'le bu arkadaşları hızlı bir şekilde öldürdük. Gene hızlı bir şekilde öldürüyoruz ama eskisi kadar odaya hakim değilim. Böyle bir sıkıntı var. Okey, sıkıntı yok. Bıçağımız var. Pozitif şeylere odaklanalım. Ve Lazarus'u bitireceğiz. Pozitif şeyler bunlar. Oh, ne güzel vurdu. Bir daha. Hop. Güzel. O kadar küçük göremedim ya. Gelmeyin üzerime ne olur. Ya da gelin bıçağıma gelin. Bıçağıma kafa atmak ister misiniz? Güzel. Nasıl kan akıtıyorum var ya. Kan ter gözyaşı. Ne oluyor? O ne? Benim niye tırtılım çıktı? Camping Conception mı var? Ha, Lilith'te vardı çünkü Camping Conception. O da kalıyor sizinle. Okey. Bunu bildiğim iyi oldu. Ölseniz bile Camping Conception sizde.
Yani 20 kere zarar alırsam bir daha ekstra bir bebek daha gelecek. Sonra bir daha, sonra bir daha, sonra bir daha. O zaman zarar görelim. Sürekli zarar görelim. Av. Bundan bahsediyordum işte. Bilerek zarar gördüm orada. Kim kaldı? Sen mi kaldın? Almost the gate. Ve pin. Niye boşa brimstone attı hiç bilmiyorum. Krampus, sen beni az önce öldürmüştün değil mi? Hem de bu hareketle öldürmüştün sen beni. Geçmiş olsun. Yukarıda ne var? Bu işe yarayabilir belki. Değiştirelim. Değiş, değiş. Maalesef. Devam edelim, güzel bir şey çıkar ya. Devam. Şimdi anahtarımızı alalım. Ya bunu da alasım var şu an ha. Sırf indirimde olduğu için aldım. Book of Sin daha çok işimize yarar mı? Bence yarar. Ya da dur ya. Bebek çıkacak sürekli. Bir kere kullanalım. Zarar gördükçe bebeğe ulaşacağız ya. Bebeğimiz olacak ya. Kızımız olacaktı. Değiş. Değiş. Güzel bir item çıkarsa ona ulaşmak için böyle iyi oynarım diye değiştiriyorum. Para kalmadı. Oh! Gazeller kafadan geldi ya, çok kötü. Başka var mı? Yok. Ondan sonra dur. Pardon. İçeyim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lazerler gene var. Lazerler gene var. Güzel. Atmıyorum bile bıçağı, görüyorsunuz değil mi? Kesiyorum direkt. Red gibi kesiyorum. Hop, hop. Çıkmayacaktım, yine çıktım. Çok güzel. Çok güzel, mükemmel oynuyorum ya. Vallahi. Mavi kalplerim mi azalmış sanki benim biraz? Mr. Fred ölecek 1-2 saniye içinde kaçmazsa eğer. Son. Vay be. Sağlam. Oyun beni sağlam trollemeye çalışıyor. Bıçağı verdi ya şimdi. Zorluk olsun diye böyle yapıyor. Bakayım. Judas geldi şimdi. Ölüp Judas olayım mı? Bakayım. Exit. Judas, Judas. Judas'a da yapamışız. Peki öyle olsun. Peki, peki, peki. Şöyle yapacağız. Önce bunu alacağım. Sonra bunu alacağım. Judas olduk. Lazarus'ta Judas olduk. Hem de Babil'in etkisini ele geçirmek için öyle bir şey yaptım. Babil'in laneti bizde şu anda. Vallahi hiç şaşırmayacağım birazdan Blue Baby gelip de Blue Baby olursak. Ank gelir de kendimizi öldürmek gerekirse Blue Baby oluruz birazdan. Hiç şaşırmayacağım yani. Ne olacağımız, ne olduğumuz iyice karıştı. Lilith'le başladık. Ya abi. Kırmızı kalp veriyor bana ya. Babil'in laneti üzerimdeyken ayıp, yani utanmaz gibi. Babil veriyor, kalp veriyor bana. Dur şimdi, şunu alalım. Peki. Bakayım. Güzel güzel bir şey yok. Damage'ımız arttı ama ekstra bir negatif etkisi çok da kötü olmadı.
Çok güzel. Değişsin. Değişsin. Şöyle yapacağız, tamam. Şimdilik yeter bize. Oo, bu arkadaş herkes öldürmeden öldüremeyeceğiz. Büyük ihtimalle en son öldüreceğimiz canavar olacak. Çünkü herkesi aynı anda öldürmemiz imkansız. Çünkü küçük küçük bir sürü canavar geliyor. Böyle bir şey yok ya. Sleek! Ha, ölmüş. Güzel. Abi ne kadar... Öleceğim ha, vallahi öleceğim. Ne kadar kötü bir canavar dağılımıydı o ya. Oh. Sakin. Şimdi önümüzde bir seçenek var. Keşke Lemon Party'yi kullansaymışım. Lemon Party var. Mavi kalp almak için içeri girebilirim. Yoksa bu arkadaşları kaybetmeyi göze alarak. İşte kaybetmeyi göze alarak içeri girebilirim. Bayağı büyükmüş yıldızım. Veya riske atıp bossları öldürmeye çalışabilirim. Şey oynayalım ya. Temkinli oynayalım. Evet, güzel oldu temkinli oynamamız. Çünkü burası biraz zorlu bir yer. Of, bir vuruş daha. Çok güzel. Uzaktan tabii ki kömürün etkisi var. Düşmanlar uzaktan vurduğumuz sürece gördüğünüz gibi patlıyor. Sakin. Güzel. Guppy. Ya bıçak olduğu için Guppy'nin çıktığına pek sevinmiyorum açıkçası. Çünkü bıçakla biliyorsunuz pek bir anlamı yok Guppy'nin. Ama sıkıntı yok. Bir dahaki level. Şimdi. Aa, The Shop'tayız ya. Son burası. Bir anda çok hızlı geçiyor. Ama anahtarı boşuna almamışız. Okey. Item konusunda çok da iyi olduğumuzu söyleyemeyiz ama umarım yetecek Ultra Greedy yenmemizde bu kadar şu andaki itemlarımız. Özellikle bıçak beni rahatlatıyor ama kalplerimizi fullememiz de lazım. Ah. Çok güzel. Güzel, Succubus geldi. Gambling Conception bize Succubus'u verdi. Güzel. Dark Bomb'u verseydi daha çok sevinirdim gerçi ama. Oo. Kim var? Frail mı? Çok güzel. Ha güzel, iki tane fil çıktı. Bir dahaki level için en azından iki kere kullanabileceğiz Box of Frenzy ve iki tane de siyah kalp. Birini yarım bıraktığım siyah kalp. Şöyle yapacağız. 1, 2, 3, 4. Bomba var mı? Bomba yok. 20'ye kadar şey yapabilirim. Değiştirebilirim. Gerçi item alırsak sıkıntı. Çok güzel bir item olursa alırım. Mavi kalp gitti. Nasıl aklıma gelmedi bu benim? Peki. Mavi kalp gelene kadar değiştiriyoruz. Okey, çok güzel. Çok güzel. Peki ne güzel. Keşke direkt mavi kalbi alıp yolumuza gitseydik değil mi?
Bomba yok mu? Heh, var. Tamam, dur. Sen nesin? Güzel. Seni alalım ya. Bu herhalde item çıkartıyordu zarar gördükçe. Item çıkarma şansı vardı. Demin partimiz de var. Kullanabiliriz. Peki. Yani çok da umutlu değilim açıkçası. Hem performansından dolayı hem de elimizdeki itemlar yeterli gelemeyebilir. Uzaktan atmamız anahtar burada. Bıçağı uzaktan attığımız sürece maksimum zarar veriyoruz. Ultra Greed'e. Böyle durduğu sürece hiç sıkıntı yok. İki kere kullandım. Şimdi hem şeyimiz var, neyimiz var? Pil bebeğimiz var, hem de enerji kaydedebiliyoruz. Yani Stores Energy diyen bir tane pil var ya, The Battery. O item'ımız var. Yani üst üste iki tane pil alma şansımız var. O yüzden yanlışlıkla pil alsak bile kaybetmeyeceğiz şarjımızı. O zamana kadar kazandığımız şarjı kaybetmeyeceğiz. Arada bir, çünkü pil bebeğinin bize şarj verme ihtimali de var. Ha, şey geldi. Güzel. Şeyden dolayı oldu. Az önce aldığımız trinketten dolayı oldu. Ceviz. Zarar görmemize gerek yokmuş. Okey, güzel. Ne verdi çok da görmedim açıkçası ama altın anahtar verdi. Para verdi. Bir de başka bir trinket verdi. Çok güzel. Okey. Asıl savaş şimdi başlıyor. Hiç zarar görmedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kere zarar gördüğümüzde iptal. Uzaktan. Böyle zıpladığı zaman arkasından şey bırakıyor. Ha, yarım kalp zarar veriyor. Okey, güzel. Ah! Böyle tam kalp zarar veriyor. Şu altınları almasın, sadece onu istiyorum. Sanırım öldüreceğiz ya. Bayağı bir verdiğimiz zarar çok iyi. Ayrıca Succubus'lar da var. Sanırım yetecek. Çok kötü, çok çok kötü oynamadığım sürece bundan sonra. Hop. Güzel. Peki. Atma daha. Daha da atarsam Lemon Party'yi kullanayım artık. Oh. Tamamdır. Eye of Belial. En sevdiğim Afterworld Plus itemlarından bir tanesi. Yani çok bir zarar vermiyor ama yaptığı etki çok güzel. Şöyle ki gözyaşınız delici oluyor ve gözyaşınız düşmanı geçtikten sonra, yani zarar verdikten sonra, arkasına geçtikten sonra Eye of Belial denilen farklı gözyaşlara dönüşüyor. Kıpkırmızı oluyor, daha güçlü oluyor ve tekrar düşmana geri gidiyor. Geri ona doğru gidiyor aynı şekilde. Yani iki kere vurmuş oluyorsunuz. Çok da güzel bir etki. Okey. Judas ile Greedy modu bitirdik. Lilith ile başlamıştık. Zaten bitirdiğim için, ama kayıt bozulduğu için böyle bir yöntem yapmayı seçtim. Planımda böyle bir şey yoktu ama olduğu için mutluyum. Bitti. Okey. Kısa keselim burada. Gene bir dahaki video da böyle kısa olacak. Yarım saat. Normalde bir saat yapıyorum biliyorsunuz. Sesinden dolayı böyle yapalım. Zaten bir dahaki video da aynı sesle olacak. O yüzden iki tane yapmam daha iyi aslında. Yani nasıl bir mantık kurdum ben de bilmiyorum ama göreceksiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Uzun günler ve hoş geceler.